Wadsworth Ateneum Müzesi'nde son derece özel olan bir eseri inceliyoruz. Bu bir büfe. Sanat eseri mobilyayı özel kılan şey ise bu büfenin kimin için yapıldığını biliyor olmamız. Plymouth Kolonisi'nin valisi Thomas Prentz için. Burası günümüz Massachusetts eyaletinin güneydoğusuna denk geliyor. Bu koloni Avrupa'dan Amerika'ya doğru yola çıkmış, göçebe yani seyahat halinde olan bir dini gruptan oluşuyordu. Kendi özgürlüklerini ilan etmiş bu grup ayrılıkçıydı ve 1620'de kurdukları koloninin en önemli şahsiyetlerinden biri olan Thomas Prince, koloni adına dini tolerans konusunda söz sahibiydi. Mesela başka bir dini grup olan Quaker'ların koloniye kabul edilip edilmeyecekleri gibi önemli konularda karar merciydi. Bunun yanında koloninin Amerikan yerlileri ile olan ilişkileri konusunda da kararlar ona aitti yani hem dini hem de siyasi açıdan çok güçlü bir isimdi. Koloni içinde üç kez valilik görevini üstlenmiş, özel hayatı da siyasi kariyeri kadar renkli bir kişilik olmuştu. Thomas Prince tam dört kez evlenmiş. Son eşinin ismi Mary imiş. Prince, vasiyetinde evinin salonunda yer alan bu büfeyi, büfe örtüsünü ve bir adet yastığı Mary'e bıraktığını belirtmiş. Kutsal sebeplerle seyahat eden birinin evinin neye benzediğini düşünecek olursak son derece tek düze ve boş bir ev hayal ederiz, öyle değil mi? Ama bunun tam aksine bu kadar ihtişamlı bir büfeye sahip olduklarını öğrenmek ise son derece şaşırtıcı. Süslemelerinin yanı sıra kırmızı ve siyah boyalarda büfeye çok canlı bir hava katıyor. Kızıl çamın o zamanlar bu renge sahip olduğunu düşünmüyorum, çok parlak bir sarı olmalı. Gözlerimi kamaştırıyor. Kutsal sebeplerle seyahat eden ya da püriten olarak tanımladığımız insanlar da aynen bizim gibi gösterişli malzemeler, dokular ve renklerden hoşlanırlardı. İsterseniz biraz da büfe kelimesinin İngilizcesi olan cupboard kelimesinden bahsedelim. Cup ve board kelimelerinin birleşiminden meydana gelen bu kelimenin tam tercümesi bardak tahtası ya da çanak panosu olabilir. Board aynı zamanda geçmişte masa yerine de kullanılan bir kelimedir. Hatta bank gibi oturma alanlarına da board denir. Kap ise bardak, çanak ya da değerli süs eşyaları anlamına gelebilir. Son olarak kurt ise kısa anlamına gelen Fransızca bir kelimedir. E, Fransızca söylenişte de kur şeklindedir arkadaşlar. Kur. Bu büfe için kur kap board tanımı kullanılmış yani kısa büfe büfenin üzerinde gümüşlerin sergilendiğini düşünüyoruz ve sergilenen bu gümüşlerin de ev sahipleri için önemli olduklarını düşünürsek bu büfenin salonun baş köşesinde duran bir mobilya olduğunu söyleyebiliriz salon bir evin en önemli odalarından biri olmakla beraber bu dönemdeki bazı evler düşünüldüğünde bu evlerdeki az sayıda odalardan da biridir kendisi son derece ihtişamlı ve kıymetli olan bu mobilya yine kıymetli başka objeleri sergilemek için kullanılmış o zamanlardaki kıymetli objeler düşünüldüğünde akla hemen gümüş parçalar ve ev tekstilleri gelir. Ev tekstillerinin kıymetli eşyalar olarak değerlendirilmesi zaten son derece garip ama bir de içinde gümüşlerinizi, ev tekstillerini, seramikleri ve cam eşyalarınızı tutabildiğiniz bu mobilyanın kıymetli eşyalar listesinde en sonda yer aldığını bir düşünsenize. Bu büfenin salonun görüntüsünü tamamen değiştirdiğine eminim. Sadece canlı renkleriyle değil, üzerindeki süslemeler, iki yanındaki vazoya benzeyen kolonlar ve ön kısmı süsleyen çubuklarla son derece dikkat çekici bir mobilya. Neredeyse mimari diyebileceğimiz tasarım öğelerine sahip olduğunu da söyleyebiliriz. Süslemeler bir mobilyadan çok büyük yapıları andırıyor. İhtişamının içinde orta çağı çağrıştıran bir hisle uyandırıyor. Orta Çağ sanatı ve mimarisi Rönesans ve İtalya'dan gelen kendine has özellikler. Hepsi Amerika'ya doğru yola çıkmış bir karışım. Aynen kulaktan kulağa oyunu gibi. İtalya'dan Fransa'ya, sonra Kuzey Avrupa'ya, oradan İngiltere'ye ve Amerika'ya. Bu mobilyayı bir tornacı ve bir marangoz birlikte yapmışlar. Biri süsleme amaçlı kullanılan parçaları hazırlamış, diğeri de bunları bir araya getirmiş. Zıvanalı geçme tekniği kullanılmış. Bir torna tezgahında çalışan tornacı bu yarım çubukları, kabartmaları ve bu sütunları yapmış. Bu kadar lüks bir mobilyanın üzerindeki gümüşler, çekmecelerindeki ev tekstilleri, Plymouth kolonisindeki bu adamın statüsü hakkında fikir veriyor. Koloninin inancına göre cennete gideceğini düşünen birinin dünya görüşüne çok uyan bir şey. Koloni içinde ise sahip olduğu bu varlıkların sembolik bir önemi vardı. Onun Tanrı tarafından cennete gitmek için seçilenler arasında olduğu inancını güçlendiriyordu.